Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bir akşam yemeği önerisiyle geldim. Kış aylarında en çok tabii ki de bakliyat tüketiyoruz. Ve benim bakliyatlardan sevdiklerim arasında da bu barbunya var. Çok seviyorum. Böyle havuçlu falan yaptığımda daha güzel oluyor. Onun piyazını da yapıyorlar. Ama şu an salata için yapmayacağım. Yemek gibi yapacağım. Basit, güzel, lezzetli bir yemek oluyor. Şöyle ben arkadaşlar 2 su bardağına yakın barbunyamı daha önceden böyle bir yarım saat kadar haşladım. Biraz yumuşamasını sağlamak için. Daha sonra bir adet şöyle orta boy havucum var. 3 tane küçük soğanım var. Şöyle 1,5 tatlı kaşığı. Ben tatlı kaşığı ile kullanıyorum salçayı çünkü çok yoğun salçalı yapmak istemiyorum yemeklere. O yüzden şöyle 3-4 yemek kaşığı zeytinyağım var. Zeytinyağı ile yapacağım arkadaşlar. Zeytinyağı çok yakışıyor barbunyaya. Şöyle biraz da karabiber, kimyon, pul biber, tuzum var. Bunlardan güzel bir yemek yapacağız şimdi. Arkadaşlar soğanlarım doğramak olacak ama ben doğramayacağım. Şöyle ikiye bölüp bu el rondamın içine atıyorum. Bu büyük bir kolaylık arkadaşlar. Bunu ben şoktan almıştım. İyi ki de almışım çünkü soğan doğramayı çok fazla sevmiyorum. Ondan dolayı çok kurtarıcı oldu. Şöyle. Arkadaşlar şöyle güzelce ufak parçalara böldü. Gerçekten büyük kolaylık oluyor arkadaşlar. İstediğiniz gibi çok ince de yapabilirsiniz. Tabii ki bir ronda kadar çok fazla böyle ezmiyor. Ama böyle tam yemeklik kullanmanız için çok iyi. Şimdi soğanımızı, salçamızı, yağımızı kavuralım. Havuçları da ben böyle yuvarlak yuvarlak doğrayıp içine atacağım. Arkadaşlar ben yemeğimi düdüklüde yapacağım. Şöyle küçük bir düdüklüm var. Çok güzel pişiriyor. Bence bakliyatlar zaten her zaman düdüklüde yapılması gerekiyor. Yoksa pişmiyor. Zeytinyağımı düdüklümün içine aldım. Bu su rendelediğim şöyle küçük parçalara ayırdığım soğanlarımı da içine alıyorum. Böyle güzelce kavuracağız bunları. Arkadaşlar bakliyatlar kışın daha çok tüketiliyor biliyorsunuz. Bir de bunu böyle zeytinyağlı yapınca çok sağlıklı bir yemek oluyor akşam yemeğin. Eğer seviyorsanız bakliyatla aranız iyiyse tavsiye edebileceğim bir ana yemektir arkadaşlar. Güzelce soğanımızı kavuralım zeytinyağıyla. Arkadaşlar soğanlarım kavruldu. Şimdi salçamı da ilave ediyorum. Zaten barbunya böyle koyu bir renk olduğu için çok fazla salça eklemenize gerek yok. Şöyle bunları da güzelce kavuruyorum. Bu aşamada havuçlarını doğrayacağım. Şöyle yuvarlak yuvarlak. Çok kalın olmayacak şekilde doğradım. Ve hepsini bir güzelce soteliyorum. Kavrulduğuna göre arkadaşlar barbunyalarımı şöyle ilave edip bir de hep beraber kavuruyorum. Bir yemeğin kavrulması çok önemli. Böyle bir 5-10 dakika kadar falan kavuruyorum arkadaşlar. Yakmadan şöyle baharatlarını da ilave edelim. Kimyon, karabiber, pul biber ve tuz. Tuzu çok atmadım. Salçam tuzlu çünkü. Şöyle düdüklünün kapağını üstüne koyup biraz kavrulmalarını bekleyeceğim. Arkadaşlar güzelce kavruldu. Şimdi şöyle 2 su bardağı kadar bir su ilavesi yapacağım. Hatta 2,5. Burada 2,5 vardı. Fazla gelirse dökmeyecektim ama şöyle kıvamı iyi görünüyor. Böyle hafif sulu olmasını seviyorum ben. Arkadaşlar bunu böyle düdüklüyü kapattıktan sonra şimdi herkesin düdüklüsü farklıdır. Ayarı da farklı yapıyorlar illaki ama ben şöyle yapıyorum. Böyle bir düdüklümün kırmızı böyle şey oluyor.
Şöyle bir şey. Bu böyle yukarı iyice çıktıktan sonra piştiğini anlıyorum. Altını kısıyorum. Bir 5-10 dakika daha pişirip o şekilde. Arkadaşlar şöyle suyumu ilave ettim. 2,5 su bardağı kadar su ilave ettim. Şimdi düdüklüde pişireceğimiz için bu bakliyatlarda yarım saatte falan pişiyor benim düdüklüm. Benim pişiriyor. Konuşamadım. Bu şekilde yani tencerede pek pişeceğini sanmıyorum. Şöyle altını hafif açıyorum. Düdüklümün kapağını kapatıyorum. Ayarına göre yarım saat pişirdikten sonra kapatıyorum. Bu şekilde oluyor. Bu şekilde arkadaşlar benim düdüklüm bir Alman markası. Çok güzel pişiriyor gerçekten. Şuradaki böyle bir silindiri var bunun. Bu böyle bayağı yukarı çıkıp kırmızı renk oluyor. O olduğunda piştiğini anlıyorum. Altını kısıp 5-10 dakika daha bekletiyorum. Daha sonra da kapatıyorum. Burada da ayarı var. A'dan Z'ye kadar. Z'ye aldığımda en full pişiriyor. Ortada biraz daha geç pişiriyor. Z'de bayağı hızlıca pişiriyor. Arkadaşlar şöyle ağzını açtım barbunyamın. Böyle hafif biraz suyu kalmış üzerinde. 2 su bardağı yeterli olacakmış. Yarımı fazla katmışım. Gayet güzel pişmiş ama böyle suyu fazla olursa böyle bakliyat yemeklerinizde, düdüklüde yaptığınızda böyle kapağını açık bir şekilde yüksek ateşte kapağı açık olacak ama böyle suyunun buharlaşmasını bekleyin. Öyle gayet özüyle pişiyor arkadaşlar. Arkadaşlar yemeğim hazır. Gayet güzel pişti. Havuçları da, barbunyaları da gayet güzel pişmiş arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Hem sağlıklı hem de doyurucu bir ana yemek arkadaşlar. Akşam yemeği olarak yapabilirsiniz. Bunu soğuk tüketenler de var ama ben soğuk tüketmeyi sevmiyorum baklagil yemeklerini. Ve limonla servis ederseniz çok daha lezzetli olacaktır arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yeni tariflerde görüşmek üzere.